İlk olarak benim kadromla başlayacağız. Sonrasında abimin ve Resul'ün kadroları olacak arkadaşlar. Sonrasında sizin de kadronuza yer vermeye çalışacağım. Twitter'dan soru sormuştum. Kadronuza atın diye. Bu arada Twitter ve Instagram'a takip edebilirsiniz. Yakın zamanda orada da FIFA çekilişi yapmayı düşünüyorum. Öncelikle kalede Rui ye yer verdim. İbanyas, Kim Mince, Rozier, Mario Rui, Zielinski, Torreira, İrfan Can, Rafael Leo, Mertens ve Vişca gibi bir 11'im var. E, tabii ki bu 11 bu şekilde oynamayacak. 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynamayı düşünüyorum ben. Sezon başlangıcında bu kadro çok pahalı olmayacak ki ben zaten para yatırarak başlamıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden e, elimdeki bütçe çok yüksek olmayacağı için bu kadro uygun gördüm. Eğer daha yüksek bir kart çıkarırsak footraftan ya da herhangi bir yerden daha farklı bir kadro kurarız diye düşünüyorum. Şu anda bu kadronun en pahalı oyuncusu muhtemelen Rafael Leao olacak. Sonrasında Zielinski olur diye tahmin ediyorum. E, bitiricilik anlamında Mertens, Rafael Leao yeterli olabilir. 4-4-2'de yeterli olmazsa 4-2-3-1'e dönüp Can bölgesinde İrfan Can'ı kullanırız diye düşünüyorum. Kim ve İbanyaz'ın hızları yeterli. Bu sene yine hız çok önemli. O yüzden hızlı stoperlere yer vermeye çalıştım. Valentin Rozier, Mario Rui. Belki Valentin Rozier'i değiştiririz. Sasha Boy koyarız. Çünkü Valentin Rozier 2-2 galiba. 2 skill, 2 big foot galiba. O yüzden belki ona yer vermeyiz. Torreira'yı çok beğendim ben. Zielinski'yi beğendim. Takım güzel gözüküyor yani. Benim için şu anda gayet okey. Siz ne düşünüyorsunuz peki takım hakkında? Merhabalar bu arada herkese. Ee, ben Mertens'in bu arada fiziğinin kurtarmayacağını düşünüyorum ama bilmiyorum Emre'nin düşünüyor o konuda. Fiziği çok zayıf kalacak diye düşünüyorum Santrafor'da. Lea güzel bir forvet olacak, Santrafor olacak. Ee, İrfancan en azından şu dönem için yeterli bir cam olabilir. Mantıklı. Onun haricinde geri kalana Emre'ye katılıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben de kadroyu beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Yani güzel duruyor. Eksik olarak kim olabilir? Yok gibi. Kim Minjai'nin ilk hafta informal bir ihtimali var. O olmaz belki. Onun dışında güzel duruyor. Yine Devrim abiye katılıyorum. Belki Mertens'i fiziği kurtarmaz. Leao biraz hantal kalabilir ama. Ya yani şöyle gerekirse şey yaparım. Rafael Leao'yu santrafor atarım. Mertens'i cama koyarım. İrfan Can'ı keser. Başka bir kanat oyuncusu koyabilirim. O zaman yine 4-3-1 oynayabilirim. Bir ihtimal. Evet Mertens'in fiziği çok düşük bu arada ama işte başlangıç kadrolarında da çok fazla oyuncu yok. O yüzden böyle bir şeye karar verdim. İkinci kadromu göstereyim o zaman size. Bu sefer bir Premier Lig kadrosu. Bu biraz daha şey hani böyle iyi bir kat çıkarırsam kadromu yükseltmek istiyorsam ilerleyebileceğim bir kadro. Kalede Areola, defansta Akanji, Gomez, Mbabu, Estupinan, ortada Partey ile Bruno Gimareş, Aynı zamanda Havertz, Martinelli ve Bailey kanatlarda, Haaland da forvette. Haaland'ı çok seviyorum. 3-3 olmasının hiç önemi yok benim için. Yine oynatacağım her türlü. Gerçekten çok beğendiğim bir forvet. Buradaki sıkıntı kanatların pas kalitesi çok düşük kalıyorlar ama işte belli bir paranın üzerine çıkamazsanız da kaliteli kanat alamıyorsunuz zaten. Ki bu sene bence kanatlar pahalı olacak. Oyunun şu anki aşamasında gördüğüm kadarıyla. Joe Gomez pahalı olma ihtimali var. Onun dışında çok pahalı olacağını düşündüğüm bir oyuncu yok. Haaland tabii ki belli bir seviyede olacaktır ama 3'e 3 olması yine onun fiyatını düşürecektir bence. Kalede tam emin değilim. Belki başka bir oyuncu koyarım. Biliyorsunuz her sene kaleciler farklı oluyor meta olarak. Kalede net bir şey söylemiyorum ama geri kalan kısmında çok sevmesem de sevdim kadroyu. Ama orta sahaya ciddi upgrade lazım. Öncelikle Bruno Guimara yerine böyle Bruno tarzı, Bruno Fernandes tarzı, işte ha e, haber yerine belki Kevin De Bruyne olabilir. Kevin De Bruyne'yi beta'da beğenmiştim ben. O tarz güncellemelerle daha güçlü bir kadro haline gelebilir gelebildiği düşünüyorum. Bu kadromda da böyle. Ee, kadro güzel bence. Ama Partey'le Guimaraş'ın yavaş olması biraz sıkıntı çıkarabilir. Evet. Yani oraya bence ciddi bir upgrade lazım. Onun dışında stoperler çok iyi duruyor. Gomez gayet iyi. Her sene olduğu gibi iyidir herhalde bu sene. Akanji de güzel duruyor. Belki Martinelli'nin pası biraz düşük. Aynı şekilde Hazard'ın da ileride pas konusunda biraz sıkıntı çıkarabilirler. Ya evet orta sahada ama işte yüksek bir oyuncu koyduğum zaman direkt 150k-200k evet. koymam lazım üstüne. O da zor birazcık. Alanın pası da kötüymüş lan harbiden. 65 ben ona bakmamıştım. Neyse bu takım patlar ya bu gidişle. Oynatırım ama zorlanırım diye düşünüyorum. Söve söve oynarız büyük ihtimalle. Evet sıradaki kadrolar abimle olacak. Devam ediyoruz. Arkadaşlar merhaba. Ee, bu da benim başlangıç kadrom olacak. Ee, öncelikle Karade Hıra'daki iyi düşünüyorum. Stoperler Guardiola ve Emre Can. Ee, sağ bekimde Frimpong, sol bekimde Raum. CDM olarak Laimer, Sol kanat Bergwijn. Sağ kanat Bakü. Cam'da Berguis. Santraforlar'da Becker ve Malen olacak. Ama tabii ki bu şekilde oynamayacağım. Maç içerisinde farklı oynamayı düşünüyorum. Onu da şöyle sayayım size. Geri hat yine aynı şekilde. Geri hatta bir değişiklik yok. Sağ kanadım Malen. Sol kanat Bergwijn. CM'lerde Leimer ve Bakü'yü düşünüyorum. Santafor'da da Becker ve Bergois'i düşünüyorum. Benim kadrom bu şekilde. Geri kalan yorumları Emre ve Resul'e bırakıyorum. Emre Can'da şey var galiba değil mi? Pace split. O yani şunu şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz bazı özelliklerde mesela burada pace var. Ama pace ikiye bölünüyor aslında. Ve Emre Can'ın bir tarafı çok iyiyken bir tarafı çok kötü. O yüzden bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum sadece. Forvetler Bence iyi. Malen ve Beker. Yani Beker iyi duruyor bayağı 95 pace. O bir de bitirebilirse mükemmel olur. Güzel yani kadro. Bence iş yapar net. Ve ucuz olur bu kadro. Çok pahalı olmaz yani. Aa, benim yorumum ben yine Emre abiye katılıyorum. Emre Can'ın 67 acceleration var. O sıkıntı çıkarabilir biraz. Hızlanma konusunda. Onun dışında Guardiola zaten çok iyi olur. Laimer da aynı şekilde. Bakıyor orta sahaya geçtiğinde e, Laimerle güzel bir ikili olur. Bergwijn'in ve Malen'de kanatta hoş olur. Bergwijn'in, pardon Sandford'a çok iyi olacağını düşünmüyorum ama Becker'in hızı kurtarı diye düşünüyorum. Bu da ikinci kadrom arkadaşlar. Birazcık böyle bir şeylere sahip olabilirsek, hani bir şeyler çıkarabilirsek, biraz başarı elde edersek birazcık upgrade'lemek adına böyle bir kadro düşündüm. Ee, bu da kalede Mendy. Stoperde yine Emre Can. Ben seviyorum çünkü onu. Diğer stoperimiz Kolibali. Sağ bekimiz Cancelo. Sol bekimiz Davis. CM'de Bellingham, Goretzka ve Zakaria var. Sağ kanat Gabriel Jesus. Sol kanat Luis Diaz. Santroforumuz da Werner. Bu kadro da bu şekilde. Maç içerisine de gelirsek ben bu kadroyla 4-1-2-1-2 oynamayı düşünüyorum. Ee, geri attım yine aynı şekilde. CDM'de Goretzka'yı düşünüyorum. CM'lerde Bellingham ve Zakaria'yı düşünüyorum. Cam olarak Luis Diaz'ı düşünüyorum. Santraforlarda da Werner ve Jesus'u düşünüyorum. Kadro Çok güzelim bu yönde. Bu kadro çok güzel. Biraz yani sol stoperi de geliştirebilirsin bu arada çok zor değil o ya. Süle de fena değildi değil mi? Evet olabilir. Luis Diaz nasıl olacak acaba? 80 şut, 75 pas, 73. Aslında Luis Diaz bayağı iyi duruyor. Kanatlar çok önemli arkadaşlar. Bu sene o yüzden sizler de kanatlarınıza önem verin. Abim verdiği gibi. Güzel gözüküyor kadro. Resul sen ne dersin? Yani bu kadroya yapılacak bir yorum yok. Sadece dediğim, senin de dediğin gibi Emre Can bence çok güzel. O değiştiği zaman bayağı bir süre oynayacak bir kadro gibi duruyor. Keyifli. Şimdi abi bu kadro bir kere pahalı gözüküyor. Ee, ama sen rahatlıkla kuracaksın ben ona eminim. Zakaria Goretzka defansif kalırsa kimi kullanacaksın? İki tane defansif oyuncu olacakmış gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun orada? Zakaria Goretzka defansif kalırsa kimi koyabiliriz aslında? Oraya güzel soru. Bruno Fernandes falan koyabilirim belki. Ya da De Bruyne eğer çok çok pahalı olmazsa onu alabilirim belki. Ama benim ilk e, etapta upgrade diyeceğim buradan... Büyük ihtimalle Luis Diaz birazcık böyle beni üzecekmiş gibi hissediyorum. Hani e, tatmin etmeyecek gibi hissediyorum. Onu ve Emre Can'ı upgrade demeyi düşünüyorum. İlk olarak o ikisinden başlayacağım. Ondan sonrasında ufak ufak zaten Mbappelere falan çıkarız. Evet mantıklı. Kanselo'yu solda kullanıp belki sabit de alabilirsin. Ee... o da bir tercih ama Davis evet. çünkü stamina çok az oluyor hatırlarsan. Kaç olacak evet. stamina'sı acaba? 70'lerde falan oluyordu yanlış hatırlamıyorsam da ilk günlerde en azından kurtarır diye düşünüyorum ya. Çok net kurtarır de. canım. İlk 3 haftada falan kurtarır en azından. Net kurtarır. Tamam güzel. Başka bakalım. Jesus ve Diaz kanatta pek sıkıntı yaşamayacak mı? Jesus'un ağırlığından dolayı söylüyorum. Jesus şey ama 4-1-2-1 oynayacak ya bu takım. Peki şey, 4-1-2-1 tutmadı mesela. Olmadı. Oyunda kötü. Ki muhtemel bu arada çok yüksek ihtimal arkadaşlar 4-1-2-1-2'nin kötü çıkması. Yani Orada bir planın var mı? Kanatlıya da geçersek eğer ki Werder'i Kanada çekelim büyük ihtimalle Jesun yani e, herkes bilir bunu. Oyun başında bir ekstra bir OP'liği var yani ister istemez. Herkes kullanıyordu onu. Kimisi severek kullanıyordu, kimisi istemeden kullanıyordu. E, Jesus'u o şekilde kullanırım. Eğer ki zaten işler ters giderse e, upgrade hakkımı Jesus'ta kullanırım. Diaz'tan vazgeçip de. Yo, ben çok mantıklı Cesus'u ortaya çekip benlere kanal atmak. Hem de bitiricilik sorunu da yaşamazsın. Cesus'un bitiriciliği iyi olur diye tahmin ediyorum. Evet. evet. Tamam şu anda benim başka sorum yok. Mendy'yi merak ediyorum. Geçen sene çok dengesizdi böyle. Bazen çok iyiydi bazen çok kötüydü. Ama yine iyi olma ihtimali yüksek. Pahalı olacaktır. Peki fiyat tahmini nedir bu kadro için? Merak edecektir insanlar illaki. ki. Ee, bu kadronun totalde bir 750-800k falan filan olacağını düşünüyorum ben maksimum o da. Ya belki işler yaver giderse daha da düşük olabilir. Yani market fiyatları için konuşmak erken Yani hesap olayları falan da kalktığı için artık oyuncuların ve coin'in değeri çok fazla. O da doğru. O da doğru bak. O açıdan da bakmamıştım hiç ama yani Jesus mesela bak e, market çok düzgün ilerlerken normal şartlarda yani geçen sene harici çok düzgün ilerlerken Jesus oyun başlarında hep 40k'larla falan başlamıştı. 35K'lara, onlar 30K'ya o şekilde inmişti. Ama geçen sene mesela hiç değer tutmadı. Yani o yüzden dediğim gibi marketi öngörmek çok çok zor olacak. Bilmiyorum bakalım. Bu sene bayağı büyük sürprizler bizi bekliyor. Evet, Resul'ün kadrosuyla sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Resul de farklı ligden farklı böyle ucuz oyuncular getirmiş bize. Güzel kadro gözüküyor. Evet, yorumlar sende Resul. Benim e, iki kadromda ucuz başlangıç kadrosu olarak düşündüm. Kalede Flecken, stoperler Tezeve, Lucas Verissimo, sol bek Grimaldo, sağ bek Bah. Orta saha ikilisi Uribe ve Gravember. Ofansif orta sahada Berguis. Sol kanat Galeno, sağ kanat Rafa. Santifor'da da Malen'i düşündüm. E, maç içi böyle oynamayı düşünmüyorum aslında. Ben de Malen ve Berguis'i forvet oynatıp 4-4-2'de Galeno, Rafa. Orta sahada Graenberg, Uribe olarak düşünüyorum. E, i̇lk kadro bu şekilde. Bakıyorum Aslında şöyle yorumlarınız bir... ne? Beklerin pahalı olma ihtimali var ama tabii ki bir çok pahalı olmayacaklar. Rafa'nın inform çıkarma ihtimali varmış. O, Onun için planın var mı mesela eğer Rafa inform çıkarırsa ne yaparsın? Rafa inform çıkarırsa da e, Bercivayn veya David Neres e, olabilir oraya. Ya da bir şekilde bütçe uygun olursa Rafa'nın informunu da Güzel kadro vallahi. Tabii çok ucuz olur. ve şey aynı zamanda böyle meta olabilecek başlangıç kadrolarından bir tanesi olmuş. Eline sağlık Resulcum. Teşekkür ederim. Senin yorumun var mı abi? Benim yorumum şey olabilir ee, Gravenberg'den ben bir tek hani popülerliğinden dolayı bir korkarım fiyatı belki bir tık yüksek olabilir diye o beni evet. bir düşündürdü. Onun harici o kadar böyle starter'ın böyle şekil almış hali diyebilirim yani kadro için. Ben de çok güzel kurmuş diye düşünüyorum ben. Ya Burada başlangıç kadrolarında bence önemli olan şey pas pas katı olarak bir tek galen kötü duruyor. Onun dışındaki paslar fena değil zaten stoperlerden çok bir pas beklentisi olmaması lazım başlangıç kadrolarında çünkü oyuncularınız kaliteyle pas atabiliyorsa ve hızlılarsa zaten FIFA'da iş yapıyorsunuz. Bir şekilde o yüzden Resul'ün kadrosunu ben de çok beğendim. İkinci kadroya bakalım beraber. Burada bir farklılık var mı Resul? Sendeyiz. Evet ben e, sizin ikinci kadrom da benim yine ucuz ama tabii bir önceki kadroya görüp biraz daha pahalı olabilir. E, kalede Jose Sa var. Geçen seneden çok beğeniyordum. Sol bek Raum, sağ bek Frimpong, stoper ikisi Klosterman ve Hernandez. Defans orta saha Laimer, e, orta sahalar Mateus Nunes ve Gravenber aynı şekilde. Ofans orta sahada Podence, Santifor'larda Gedeş ve Werner şeklinde. Bu da maç içi de aynen bu şekilde oynayacak kadro. Yine 4-1-2-1-2. Bunda bir değişik yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde oynayacağım bu kadroyu kurabilirsem eğer. Gravenber kötü çıkarsa sen çok üzüleceksin gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Öyle gözüküyor kadrolarım. Evet. Bakayım. Valla bu kadro da güzel. Klosterman aynı kalmış. Ben beğendiğim bir oyuncuydu. Guades'in finishing'i sorun yaratır mı peki sence? Ya oyunun ilk aşamasında finishing'e pek takılmıyorum ben. Çünkü gold kartların çok yüksek olmuyor. Çok üst seviye fiyatlara çıkmayınca. Hmm. Ama tabii ki yer yer Werner daha çok korkutuyor açıdan. <laughs> <laughs> <Yine>. Evet <laughs> doğru. Evet Werner ciddi korkutuyor. Guades çok fazla kullanılabilecek bir kart potansiyeli var. O yüzden merak ettim yani. Herkes kullanacaktır diye tahmin ediyorum eğer finishingi yeterliyse. Evet onun e, tek sorunu aşırı hantal olacaktır. Onun dışında yani benim gözümde gayet oynanabilir bir kadro gibi duruyor. Ama tabii sizin yorumunuz da. Güzel yani güzel de... çok güzel. Çok güzel kadro bu da çok güzel kadro. Geliştirmeyi peki nerede yaparsın? Yükseltme olarak ilk olarak zaten ben benim de gözüme batan Hernande. Oraya bir Upamecano belki Delict olabilir. Onun dışında Forvet'te Gedeş'i sen söylediğin gibi değiştirebilirim. Onun dışında benim için ee, çok böyle upgradelenecek oyuncu kalmıyor. Direkt kadroyu değiştirmek gerekiyor. Çünkü bütün oyuncular birbirine yakın seviyede oluyor. Belki biraz Raum olabilir. Onun dışında iyi duruyor yani. Dediğim gibi Gedeş ve Hernandez değişirse bir sorun yaşatmaz diye düşünüyorum bu kadro. Evet bence de. Ama biz zaten şey arkadaşlar çok uçmadan kadro kurmaya çalıştık. Yoksa biliyorsunuz kim pembeler, enkunkular, mendiler, markinyosları koymak kolay ama onlar pahalı olacak sene başında. O yüzden sizlerin de kurabileceği kadrolara yönelmeye çalıştık. bence güzel oldu, dengeli oldu kadrolar. E, tabii ki upgrade'ler olacaktır. Belki aramızdan birisi ya abim ya ben ya da Resul gidip Mbappe açacak ilk günden onu da bilmiyoruz. Ama öyle bir şey tabii benim başıma gelmez kolay kolay. Ee, belki öyle bir şey olursa daha farklı konuşuruz. Zaten biz anlık olarak sürekli güncel kadrolarımızı paylaşacağız ve yayınlarda olacağız. Twitch hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hem abimin hem benim hem de Resul'ün. Bizleri FIFA 23'te izleyeceksiniz zaten. Evet arkadaşlar bundan sonrası siz, sizlerin gönderdiği kadrolar olacak. Onlara da bakabilirsiniz. Yani linkleriyle beraber izliyorum. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Twitter ve Instagram'ı takip ederseniz bu tarz sizlerin de içerisinde olduğunuz videolar yapacağız zaten. Ahmet ve çok teşekkür ederim katıldıkları için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.